Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Big Ambitions'ta karşınızdayım. Kendisi bir şirket kurma oyunu sevgili dostlar. Daha doğrusu şirket kurma değil. Sıfırdan zenginliğe oynadığımız bir oyun. Bakalım bu sıfırdan zenginliğe de nasıl mücadele vereceğiz? Hep beraber görelim. Oyunun ayarlarını normale alayım efendim. Fred amcamızdan yardım ve rehberlik alacağımız bir girişim yolculuğu bu. Rehber ve hedefler var. Başarıların kilidini açın diyor. Tamamdır, oyunu başlat dedim ve yardırdım. Dostlar, YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Abi bana... Para mıknatıs... Bana dur... Hey kid, I hope you're feeling better. Anyway, I talked with a friend of mine, Richard. He owns a bunch of buildings in Hell's Kitchen. And he's kind of a big shot. Well, the bottom line is he has a cheap apartment that you could probably afford. It's not much, but it'll do. Kalacak bir yerim bile yok mu ya? Abo. Beni ezmediğiniz için teşekkürler. 10.000 dolar param var. Günlerden pazartesi ve ses çok. Mesaj bana geldi. Teşekkür ederim Furkan'ın başlığı ayarladığın için. Sağ olasın. Günlük kira 44 dolar. Okey abi. Direkt kiralayacağım galiba. Bizmen nedir bilmiyorum. Herhalde şey böyle bir konuda alım satım yaptığımda falan. Oyun benim elimden tutacaktır diye düşünüyorum ya. Benim elimden tutacaktır diye düşündüğüm için çok da şey yapmayacağım. 20 saat uyuyayım mı abi? Yatakta uyu. Sabah 8'de kalksak olur bence ya. Sabah 8'de kalksın abi. And I also transferred a couple of bucks to your bank account because I want to make sure you get something to eat, okay? Promise me. Yolun ortasından koştur koştur gidiyorum ama şu an bir bakış açısı hafif şey yapıyor. Selamun aleyküm. 8.50. Birazdan açacaksın, ne datava yapıyorsun? Ahmet'im, sıfırdan zirveye oynamak, işte girişim falan benim hoşuma gitti ya. Buzdolabı. 1800 dolar. Çıkmadan önce ürünün ödemesini yap. Abi buzdolabını böyle... Sıraya kaynadım valla. Buzdolabını böyle elime alıp gidebiliyor muyum ya? He-Man falan olmalıyım herhalde. He-Man ya da Herkül falan. Bu arada normalde mouse'u sola doğru çevirdiğinde sola dönmesi gerekmez mi? Tam zıt istikamet. Kontrollerde mi bir sorun var?
O ara kontrolün döndürmeyi ters çevir ha. Sizinki ters. Amık. Ben ters değilim. Siz terssiniz. Sola doğru çevirdiğinde sola döner ya. Burası tuvalet falan olacak galiba. Koy. Bir şey diyeceğim. Misal buzdolabını buraya koysam ne değişir ki? Hemen şöyle şu kenara. Yerel süpermarkete gidip 3 paket taze gıda al. Alırım abi. Tabii canım, kasları boşa yapmadık. Buzdolabı omuzlamayacaksam niye spor yapıyorum ki? Hey kid, I've gone ahead and paid your first rent, but that's it, okay? You need to get out there and get a job. Anything at all. You just need a salary right now. Bizim amca da bıraktı bizi. İlk kiranı ödedim ama benden başka bir şey bekleme. Gir işe çalış dedi ya. Şu iş kurulunun yazısına tıklamam gerekiyor galiba. Saat başı 25 dolar ücret. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, cuma tatil. Bugün izin günü. Okey. Buradan hisse mi alıyorum ben ya? Oruç saat daha erken 13.30. Ben o zaman eve dönüyorum. Benim evim nerede ki? Abo. İzin günümde çalışamaz mıyım? Bugün atanan vardiya yok. O zaman ben eve gidip herhalde uyuyup çalışma gününe gelmeye çalışacağım. Tamam da evimde işaretli olsaymış keşke.
Bura değil. Benim evim nerede haritada? Ha, varış yeri olarak belirle deyip gidebiliyorum galiba. Ama bugün salı diyor. Bugün bana niye izin günü verdi? Yarın sabah 8'de. Benim yarın sabah bak ne yapayım biliyor musun? 7'ye kadar uyuyayım. 7'de kapısının önüne gideyim. 16 saat insan nasıl uyursa. Zamanı atla dediğimde ne oluyor? Yani çalışıyor sayılıyor muyum? Bana gün bitince mi ödeme yapacaklar acaba? Mesaj bana geldi bu arada dostlar. E abi yani çalıştık mı şu an? Bence gitmeden bir parça yemek depolamalıyım eve. Hemen bir gidip birkaç parça eşya depolayayım. Kamerayı açacağım efendim birazdan. Şu maaş şeyini anlasam sistemini. Ya paraya otomatik eklendi, ben mi görmedim? Aa, ben yemek depolayacağım bu arada ya. Herhalde 10 taneye kadar alabiliyorum. 10 tane yemeği bir depolayayım. Dur lan ezme beni. 300 dolar kazanana kadar devam et işini diyor. Ama hiç ilerleme yok. Garip. Taze gıda diyor bayatlamasın. Yeriz be abi. Olmadı 2-2 yeriz. Ben bu arada kameramı açayım. Nasıl olsa artık kameralık bir işim yok. Hop. 10 tane aldım sadece. Dur bakalım. Belki zamanı atla dediğimde sıkıntı oluyordur. Yarın bir tüm gün işimin başında bekleyeyim. Abi yarın sabah 6'ya kadar uyu, 7'ye kadar uyu işte ya. 7'de çıkıyorsun, bir yemek yiyorsun. Şu an ye, iç, çalış. Başka hiçbir hayatım yok. Zira şey yapamadım. Ha bak, toplam kar 163 diyor.
Anladığım gün bitince geliyor olabilir mi? 300 dolar kazanana kadar çalışmaya devam et. Ya devam edeyim de. Sevgili Şeyda, 9. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Aleykümselam. Bak artı 163. Günlük 300 dolar veriyor ya, ben geçen zamana atladım bak, neredeyse parayı yarı yarıya verdi. Bence zamana atla deyince olmuyor abi. Böyle geleceksin şuraya, çalışmaya başla diyeceksin. Zamanı şöyle bir ileri sar diyeceksin abi. Ama bu zamanı atla butonunu niye koydular? Ben onu anlamadım. Radyoyu falan bilerek kapattım bu arada. Telifi çakarlar ağzımıza. Hüseyin selamlar, hoş geldin. Ne haber? Bir 300 dolar kazanam da bugün bir şey yapam ya. Görevde ilerleyek ya. Bak öğrensek saracak. Öğrensek garanti saracak bu oyun, belli. Kendini belli ediyor. Ama iş öğrenene kadar. Abi geçen zamana atla dedim, olmadı işte ya. Paranın yarısını verdi, 163 dolar verdi. Bak görevi şimdi saydı abi. O zamana atla olayını saymıyor. Ne diyor yav? Your chip off the old block, just like your dad. I think he was probably just about your age when he started his first business. Look, you need a loan to start something. I got a friend over at Jensen Capital. His name is Larry, okay? That's who you ask for. And be sure to say hi from me, your Uncle Fred, okay? Aa, süpermarketteki işinden ayrıl diyor. Hocam hiçbir halt bilmeden direkt girişim. Ağzımıza burnumuza girişmesinler sayın hocam. 15 bin dolar kredi çek. Vogel haritalarını kullanarak Garment Direct'te maksimum 75 metrekarelik bir perakende satış binası kurup kirala. Hediyelik eşya dükkanı aç, süpermarketteki işinden ayrıl. Ayrılalım abi. Yeni kredi. 15 bin. Eyvallah, banka hesabına şey yaptı. Şimdi Vogel haritalar. Parakende. Abi şurayı kiralayayım, evimin çaprazında. 75 metrekare. Binayı kirala. Yeni iş kur. Hediyelik eşya. İşletmenin adı. Babu Shop. Babu Shop hediyelik eşya mağazası. Geçici olarak kapalı. Şimdi benden ne yapmamı istiyorsun oyun? Süpermarketteki işinden ayrıl. Tamam. Bilmiyorum ya, süpermarketteki iş bana daha güvenli geliyor yani. Belki de bu yüzden başarısız bir insan olarak kalacağım ama ki kendimi başarısız bulmuyorum. So you're a gift shop owner now, huh? Yeah, very good. Very good. Now we got some shopping to do. We'll get you some furniture and some really nice products to sell in there. And I also wanted to mention I recently invested in a car dealership and we found kind of an old wreck of a car in the workshop in the back, but it still runs. It's not much, but it's yours if you want it. The keys in the glove compartment. Eyvallah, eyvallah. Amcaya bak. Amca araba veriyor. Ama bak, burası bizim Babu Shop. Babu Shop'un işletmelerinin satacağı bir ürün yok.
Satış noktası yok. Alışveriş sepeti yok. Şimdi önce amcamın dükkanından gidip arabayı alacağım da bir şey diyeceğim. Ben bu evi haritada nasıl şey yapabilirim ya? Ben burayı haritada tiklemek istiyorum. Burayı, iş yerimi. Bak burayı belirle. Burayı belirle. Tamam. Babuş shop ve benim ev buralarda açık dursun. Ha, tek bir yeri belirleyebiliyorum sadece. Amcaya bak, amca araba veriyor ya. Aleyküm selam, bayvan hoş geldin. İyi yorulduk, iyi yorulduk. Pertimiz çıktı. Bir uyumak lazım aslında ama. Ya dediğim gibi bu arada yani günlük 300 dolar bir ödeme alıyor olsam tabii ki bu oyundaki bir para birimi, onun farkındayım ama. You found the car. Good. Now, don't get any parking tickets. As I said earlier, it's time to pick up some stuff for your new store. You're gonna use your new car. Or continue running around with the hand trucks. It's up to you. Ha, araba WASD ile hareket ediyor. Herhalde parkla alakalı pek bir şey yok. Şimdi şeye gideceğiz galiba. Bir el arabası kap. Yerel beyaz eşya mağazasından dolap, yazar kasa, alışveriş sepeti, istifi ve bıdıbık satın al. Abi neler diyorsun? Ama bunu uyuyup yapsam. Ceza yer miyim böyle? Biraz arabayı uzağa park ettik ama. Arabayı tam buraya park edeceğim ya. Aa, yakıt var, şey var. Bugün bir uyuyup öyle şey yaparım ya. Öyle işbaşı yaparım. Abi dur da park edeyim lan. Bence var ya, çiçek gibi park ettim arabayı. Çiçek. Eve girem bir uyuyam, bir eve girem. Her sabah 5.50'de kalkarım. Erken kalkan her zaman güne avantajlı başlar. Nom 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 nom. Lan benim araba nerede lan? Dedim kapının önüne çektim arabayı. Kapının önüne çektiğim araba sabah yok. Ben hala nasıl kârdayım lan? Bir de üstelik kredi çektim falan yani böyle. 5 kuruş kazancım yok birader. Arabaya bir ses mi yapsaymışsınız abi? İyi vallahi milleti ezdim sandım da. Buradan kendi mağazama gideceğim için arabanın götünü böyle yanaştırıyorum. Dikine park edeceğim. Evet. Evet Joe. Evet evet evet. Bu işletme kapalı. 3 saat içinde açılacak. Evet. Sabah 5.50'de kalkıp hayır, Honda'yı satmayacağım. Park yasa dışı. Gayet yasal bir park. Uyu.
Sabah 5.50'de kalkıp ne güzel mal gibi dikildim yahu. Aynen öyle yaptım ya. Arabanın içinde biraz uyudum. Yayayı ezdik bence de. El arabası. Yazar kasa. Alışveriş sepeti istifi. İki tane ver abi alışveriş sepeti istifini. Müşrubat dolabı değil de ne istiyorsun sen benden? Alışveriş sepeti istifi ve yuvarlak raf. Dolap bu. Tamam bak. Dolap yazar dolap yazar kasa alışveriş sepeti istifi şey anladım. Dur şunları bir ödeyeyim. Daha bir de dolap alacağım. Dolap da almam lazımmış. Selam. Yusuf'um hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Abi bunlar depoya. Fazla lazım olur diye alışveriş sepeti istifi aldım. Kardeş bir dolap kaldı geriye işte ya. Geri kalanını aldım oyun dalağını çırptırma bana. Mağazana dolabı yerleştir. Üzerine yazar kasayı koy. Alışveriş sepeti istifini yerleştir. Yuvarlak rafı yerleştir. Dur iş yerine gideceğim buradan. Selamlar Altındar Açım hoş geldin. Adres belli. Babuş Shop. Nasıl gerekiyor bu parkın yasal olması için ya? Yasal ücretsiz. Kardeşim selamın aleyküm. Çık arabadan çık. Depoyu yönet. El arabasını al. Bunları al. Alışveriş sepeti istifi. Ondan sonra ne diyor? Çekmeceli dolabı ver. Mağazaya dolabı yerleştir. Üzerine yazar kasayı koy. Nereye koyacağımı şaşırdım. Abi dolap millete doğru mu bakmalı, bana doğru mu bakmalı ya? Sonra yuvarlak masayı yerleştir. İşte buraya da satılacak ürünler. Şöyle bir şey yaparız ya. Hani arka önlü gelecek şekilde. Oh, very very nice. Starting to look like a real store now. Next, we have to buy some things for you to sell. And for the time being, you have to go to a wholesale store. But eventually, down the road, you'll do a whole lot better by importing directly from the manufacturer overseas.
Umarım çift taraflı değildir. Çift taraflılığa. Bu çift taraflıymış. Şimdi daha iyi oldu. Yerel toptan satış mağazasından bir kutu ucuz hediye al ve bir kutu kese kağıdı satın al. Tüm etiketleri göstermek için şey. Tanımsız kese kağıdı. Ucuz hediye abi bura. Yuvarlak rafı ucuz hediyeyle doldur. Diğerini kese kağıdıyla doldur. Tamam. Şu el arabasını ver. El arabasıyla metroya doğru koşturur gelir miyiz ya? Ama koşturup gelelim, ben arabaya binip arabayı o park yerinden çıkarmaya acayip üşendim, bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum, çok üşendim. Güzel bir oyunmuş bu arada ya. Benim hoşuma gitti. Birader yayaya yol ver. Hemen böyle adamın önüne atlayıp. Yapıştıran gaming. Selamın aleyküm. Salata. Dondurulmuş gıda, taze gıda, hamburger. Klasik ucuz erkek giyim, meşrubat. En ucuz hediye. Ver ver, sermaye göz çıkarmaz. 1.000 tane kese kağıdı yeter. Görüşürüz abi. Şimdi buradan dükkana. Arabayı bir dükkanın orada bırakayım, eve gideyim, yemek yiyeyim, öyle devam edeyim. Piu. Oyunu ben sevdim bu arada ya. Arabamız var ama koşa koşa gidiyoruz. Kanka. Çok uğraştırıcı. Araba gereksiz uğraştırıyor. Yani oynayınca siz de görürsünüz muhtemelen. Aa, çok yanlış bir şey yapmışım ben bu arada. Oynayınca siz de görürsünüz muhtemelen. Hani şey abi, kontrolleri çok rahatsız. Ki bu bir araba sürme oyunu değil. Okey, onun farkındayım da. Ya, kontrolleri rahatsız olduğu için kullanmak istemedim açıkçası. Yani mouse'la böyle bir yere çat diye tıklayıp gitmek daha çok hoşuma gidiyor. Yoksa araba normalde şeyin karşısında, ha burada. Araba normalde dükkanın karşısında. O mızmızlık ya da mırıngırın etmek istediğim için değil canım. Bir apartmana giden, bir yemek yiyem gelem. Vallahi kurcu benim, oyun benim hoşuma gitti. Oynamam demiştin. Kurs efendi isteyince aldık ya. Ben buraya park ettim. Ürünleri şey yapmadım. Great work, kiddo. Now it's time to open up and start handling some cash, making some money. I'm crossing my fingers. Abi eyvallah. Şu arkayı depo olarak kullanalım mı? Arabayı da bir yerine park et. Mağazayı bizmen kullanarak aç. Yazar kasada çalışmaya başla. 2 gün boyunca işletmeyi çalıştır. Abi yazar kasada şu an işletme kapalı.
Açtık mı baba bu shop'u? Bizmen kullanarak açın mağazayı. Yazar kasada çalışmaya başlayın. 2 gün boyunca çalıştırın işletmeyi. Bugün için atanan var diye yok diyor hocam. Geç oldu ondan olabilir. Akşamın saat 7'si geç mi ya? Dükkan evimin dibinde. Gider uyurum. Sabahın 6'sından da açarım dükkanı. Toplam kar eksi 150 dolar. Ha şu an 50 saat içinde mi açılıyor? Niye 50 saat içinde abi? Ben ne yapacağım 50 saat? Dekoratör değil. Trafik endeksi, pazar hesaplama. Bizman durum kapalı. Kapalı değil artık. Herhalde o şey mi? Hafta sonu da açman lazım. Hafta sonunu nasıl açacağım? Tabii tabii Zenci. YouTube'da akşam yayına geçeceğim dostum. Bizmen açılıyor bir programdan. Dükkan bizim değil mi? Abi ne bileyim yani niye açamadık dükkanı bilmiyorum ki. Müşteri kapasitesi falan filan. Envanter ve fiyatlandırma. Ayarlar, Babu Shop, hediyelik eşya. Logosu böyle, şeyi böyle. Sokak görünümü böyle. Ama normalde açık olması gerekmiyor mu? Kira, kar sıfır. Açmıyor hocam. Açmıyor. A-a. Abi herhalde bu vakti beklemek zorundayım ya. Hala 50 saat içinde açılıyor diyor. Ya abi açıksa açık işte yani. İlla avradınızı... Ne yapmam gerekiyor hocam? Bana tane tane anlatın bak. Tane tane. Deminki yere girdin orada program var. Heh, cumartesi, pazar. Eyvallah. Açılış saatleri. Hocam sabah 6'dan... Niye peki bunu menajikli oçlar şey yapmamış? Akşam 10'a kadar abi. Açılış saati bu. Neden bunu... Avradına rovaşata attığımın menajiklileri yazmamış? 18 saat. Çalışsın abi işine. Ev yakında. Dükkana çirkin dedi gitti galiba biri. Acıkınca koştur koştur gider geliriz. Eyvallah dostlar bu arada çok sağ olun. Yani bilgilendirme için teşekkür ederim. Ama bunu gerizekalı menajiklilerin söylemesi gerekiyor şu oyunun tutorialında. Ben ne bileyim amına koyayım içime mi doğsun? Mağazayı bizmen kullanarak açın diyor. Programını ayarlayın, saati ayarlayın demiyor ki. Zamanı atlayınca parayı vermedi geçen ya. Bilmiyorum. Zamanı atlayınca parayı vermedi. Durun bir işletme bir ilk gününü geçirsin.
Sabah 8, akşam 10 çok mu ağır acaba? Bir şey diyeceğim. Buraya buzdolabı ve yatak koymama bir engel var mı? Deponun oraya yatak getirsem, buzdolabıyla beraber burada yiyip içip yatsam moruk. Arkada depo kısmında. Yatağı taşıma muhabbeti var mı acaba? Bak onu da merak ediyorum. Evi de satarız ekstra kar. Ev zaten kiralık. Satabileceğim bir evim yok da. Ev zaten kiralık. Aa dur. Karakter aç. Ev şurada. Muhabbete daldım. Uyumayacağım da. At, tut. Ambalaj. Bekle abi. Bir dur. Vallahi oluyor. Ben çalışıyorum abi, ben çalışıyorum. No problem. Dükkan kapanınca yemeğimi yedim. Dükkan kapanınca bir de gider buzdolabını getiririm. Tertemiz. Ya niye her önüne gelen oç bura çok çirkin deyip duruyor ya? Buzdolabını almaya gidiyorum. Akşam 9'dan sonrası gereksiz bu arada. Küçük dolap. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Buzdolabı. Boşalt. Dur. Buzdolabını Buzdolabını vallahi dükkana yerleşiyorum. Sicigo Prime'ın avantajı ile ikinci ayında. Abi durun. Çalışıyorum abim. Gel gel. İki tane müşteri geldi sadece. Ben o çalışma saatlerini bir düzenleyeyim abi. Program. 9'dan sonrası gereksiz hocam. 9'dan sonrası gereksiz. Ne kadar para kazandırdı da bana bilmiyorum. Dur eve gidip yemeğimi de alıp geleceğim. Sonra mağazaya giderim. Yatağımı aldım falan diye millet lülü yapmaz değil mi? Kardeşim. Selamun aleyküm. Abi sabah 5'e kadar bir uyu. Dükkan açılmadan bir işimiz var çünkü seninle. 600 dolar basmış dükkan bak 600. Tertemiz. Abi şimdi ne yapacağız? Öncelikle kişiler, karakterler, Babuş Shop var sadece. Buradan değil. Vigo haritalar. Ev. Sözleşmeyi feshet. 44 dolar değil, bokumu ye. Sonra. Buradan mağazayı aç. Parakendeleri değil. Şey ver bana. Depo yok mu depo? Banka. Araç bayiliği. Mobilya mağazası.
İthalat ihracat mağazası, pazarlama ajansı, vergi dairesi falan filan. Hangisine gitmem gerekiyor benim? Şey yok mu? Yerini işaretleyemedim. Eşya alıp satacağım. Kiralıklarda depo var. Depodan kastım o değil abi. Depodan kastım o değil. Şey arıyorum. Bu alım satım yaptığımız parakende beyaz eşya mağazalarından mı alıyorduk bunu? Bankadan değil, beyaz eşya mağazasından değil. Mobilya mağazasından aldık herhalde ya bu şeyleri. Bir tane orta raf alacağım, tamam mı? Bir tane orta raf alacağım abi. Yani utanmasam ithalat ihracat diyeceğim de. Ay yo 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 aşağıda aşağıda. Giyim mağazası, hediyelik eşya mağazası, kuyumcu dükkanı, süpermarket, tekel dükkanı. Hediyelik eşya mağazasına mı gideceğim acaba? Parakende satış yapan yer. Hani ucuza alıyoruz ya abi. Ucuza alıp pahalıya satacağımız parakende satış yapan yer. Burası gerçi aktif işletmeler değil mi? Özel binalar, aktif işletmeler. Toptan satış mağazasında ürün diyorsan. Ora nerede işte? Onu merak ediyorum. Benim gözüm görmüyor. Kiralık binalar değil. Özel binalar değil. La biz burada hani hediyelik eşyaları falan aldık ya. Ya aman ha kodumun oyunu. Şu harita sistemini sikeyim senin. Gittiğim yerleri işaretli bıraksana. Şuradaki süpermarketlerden birinde mi acaba ya? Abi oynamak istiyorum. Gerçekten oynamak istiyorum oyunu ama sinir ediyor beni oyun ya. İki tane daha şey alacağım ya. Bak yapmak istediğim şey şu. Anlatayım sana. Nereden yapacağımı bilmiyorum sadece. Bir tane daha buraya raf koyacağım. Tamam mı? İki rafta birden alsın satsın. Biraz daha ucuz eşya alacağım. Karakter mutlu değil bu arada. Niye mutlu değil? Market Insider. Ya neyse şu görevi halledelim de illa bir yerde şey yapar ya. Babu shop açık ama atanmış çalışan yok. Oğlum ben çalışıyorum ben. Zaman atla dediğimde ne oluyor? Çalışıyor mu? Uyku ve enerji bitti. Uyu bir yarın sabah 6'ya kadar. Biz bu dükkanı 6'da açmayalım abi. Biz bu dükkanı 6'da açmayalım. Well, look at you hustling around and stacking cash already. I tell you, your dad would have been so proud. I think it's time for your first hire. And don't forget to take that course at the business. Abi eyvallah. Şimdi temel eğitimi falan alacağım. Temel eğitimi öğretimi alacağım da. Şu hedefleri bir kenara koy. Anan. Temizlik. İmandan gelir. Ne zaman temizleyeceğim ben burayı ya da nasıl temizleyeceğim? Demek ki zamanı atla deyince de şey yapıyor. Bak o bir oyunda en nefret ettiğim şey nedir biliyor musunuz? Oyunu bana yarım yamalak öğretmesi. Yani bak geri zekalı bana şu dükkanı nasıl temizleyeceğimi öğret. Tamam mı? Dükkanı nasıl temizleyeceğim bana onu öğret. Şu dükkan nasıl açılır kapanır? Çalışma saatlerini nasıl ayarlarım? Bana onu öğret. Yani gerçekten nefret ediyorum şu oyunun tutorial'larından ya. Şu oyunun öğreticilerinden nefret ediyorum ya. Yani amına koduklarım kötü yapmak için mi kötü yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Abi 12 saat sabah 9 akşam 9. Tam sabah 9 akşam 9 iyi de.
iyi potansiyeli de var. Nasıl temizleyeceğim ben bunu? Hocam tabii ki buyurun. Abi uvu. Bana geliyor mesajlar. Işığa tıklayabiliyorum. Hata raporu gönder. Hata raporu değil. Ya malı oğlu mallar. Amına koyayım, bir sağ klik koy, temizle diyeyim, bir şey diyeyim ya, ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Vallahi kafayı yiyeceğim. Adamlar oyuna şey koymamışlar, adam oyuna. Okulu işaret ediyor. Ananın şeyini işaret et. Gecenin üçü. Ne yapacağım gecenin üçünde bari? Sabah 6-7 olsun da. Geçici olarak kapalı hemşerim. Bekle. Çıplak elle temizle diyorsun. Hangi tuşla kral, hangi tuşla? Bak, temizle seçeneği yok. Dekoratör. Uygula, geri al, zemin. Dekoratör değil, burada değil. Program. Açılış saatleri. Yazar kasa. Temizlik görevlerini gizle. Abicim bak, dükkanı nasıl temizleyeceğim? Bir tane uyarı var. Bir tane uyarı şundan dolayı var. Ananın nikahına söveceğim. Az kaldı ondan dolayı. Teslimatlar, pazarlama. IKEA diye bir mağaza var. Oradan paspas alacağım. Abi peşi bir şey soracağım. Bu menajerli oyun peki niye bana bunu öğretmiyor? Ben neden burada kendi kendime sinir krizi geçiriyorum? Ne oluyor oğlum? Ben uyku saatlerini karıştırdım galiba, neyse. Harita sistemi gerizekalı. Kontrolleri gerizekalı. Yani bu market nerede abi? Kahve dükkanı, giyim dükkanı, çiçekçi, manav. Hediyelik eşyacı. Bir hediyelik eşyacıya gideceğiz galiba. Şurayı bir varış yeri olarak belirle. Oyunun grafik ayarlarına falan bir şey oldu ha. Hayır, öğreticisi yetersiz kanka, öğreticisi yetersiz. Yani rehberlik edemiyor, anladın mı? Yok, bu gerçi yedek şey almama yarar bu. Başka bir şeye yaramaz ki. Daha ucuz hediyelik eşya falan almama yarar herhalde. Hukuk bürosu, tekel dükkanı, süpermarket. Giyim, kahve, fast food, çiçekçi. Ne alacağım ki ben burada? Süpermarketten şeyler alınır herhalde. Ay neyse, birazdan salarız ya. Sokarım oyununa ya. Şu an rakip işletmeye gidiyoruz. Abi toptan satın alım yaptığım yer nere bilmiyorum ki. Bilmiyorum kral, yani toptan satın almam gereken yer nere? İşaret ediyor mu oyun? İşaretliyor mu? Hiçbir bokumu işaretlemiyor. Şurada üniversite işaretli, burada dükkan işaretli, burada araba işaretli. Hadi şunun işaretini kaldıralım. Nerede abi? Nereye gideceğim ben? Buralar konut. Buralar perakende dükkan yapılabilecek yer. Bura ofis yapılabilecek yer. Bura depo yapılabilecek yer. Özel binalardan mı alacağım acaba? Özel binalar, araç bayiliği, mobilya mağazası, işe alım ajansı, ofis malzemeleri. Oha.
Ofis malzemeleri değil. Ha, toptan satış mağazası. Orada vardır bir şeyler herhalde ya. Bir dükkanı temizlemeyi öğrensem, şey yapsam. Anladım, anladım. Özel binalarda onlar. Rakip işletmeye falan gitmeyelim de. Tamam ya, bu oyun oynanır. Oynanmaz değil de işte öğretici kısmını... Ya bak, siz bu arada birinden görüp şey yaptınız. Buna oyun göstermedi. Buna oyun öğretmedi. Ve ben şunu anlamıyorum. Neden haritada hani gittiğim yeri siliyorsun? Lazım değilse ben kaldırırım işaretten. Araba kullanma mekaniği çok kötü bu arada. Ben o yüzden araba kullanmam. Yoruyor abi lüzumsuz yere ya. Yok, yasal park, park yeri. Şuraya çek, buradan çık. Şuradan çek. Oyuna karşı şeyim böyle. Bir yanım anasını avradına sövmek istiyor. Bir yanım da oynayıp öğrenmek istiyor. Sana burası büyük dükkan ya. Patates, sosisli, ucuz hediye. Ucuz hediye burada daha ucuz galiba. Abi şey nerede? Paspas nerede? Yok, burası alım satım. Dur şimdi, malzeme depolamış olalım. Kese kağıdı da var. Şunları bir depolamış olalım. Dükkana koyayım da benim bir ara bir gidip yemek de yemem lazım. Bak tamam. Nasıl malzeme alacağımı öğrendim ama şu Paspas mobilya mağazasında. Tamamdır. Bak şunu alabilirsem, mobilya mağazasından bir de şey alacağım. Abi benim iş yerimin kilidini... Heh. Tamam. Burayı varış noktası olarak belirle. Bak bunlar depoya gidiyor. Sonra mobilya mağazasına gidiyoruz. Paspası falan alıp ortalığı temizlemeyi öğrendiğimiz an bu iş bizde abi. Ben ha bir de işçi tutmayı öğrenirsem ben orada paranın içinden geçerim abi. Ben orada paranın içinden geçerim. Arkada kalıyor. Dünya kadar dolanmayacağım. Ya da yanlış yaptık galiba. Arkada kalmıyormuş. Normalde oradan gitsem doğru yoldan gitmiş olacakmışım. 170 kesinlikle etmez bu arada. Efendim sevgili Arif Özmen, Prime'ın avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin Arif Özmen, merhabalar. Teşekkür ediyorum desteğin için, sağ olasın. Yok ya, bence de ederi 170 değil. Yani öğrendikçe açılırım belki de. Ya çok kötü bir oyun da yok elimizde ama. Şu var hani, öğretmek konusunda rezalet. Kepaze yani öğretmek konusunda. Gerçekten kepaze. Ucuz hediyeleri şuraya koy. Depomda yaşıyorum bu arada. Kese kağıdını da şuraya koy.
Şuna tıkladığımda alabiliyor muyum? Harika. Baksana bütün günümü yedi ya. Dükkan kapanacak abi. Nereye gidiyorsun ki? Bazı gıda da bitmiş. Birader sabah 8'de uyan ki bütün dükkanlar açık olsun. Önce bir markete gidelim, yemek alalım. Eve 20 tane yemek depolayalım. Depoda yaşamak karakteri mutsuz ediyor sanırım. Abi bokumu yiyebilir. Ha, evi olmadığı için mutsuz. Okey, %50'den aşağı düşmeyecek. Dur. Mağazaya falan sonra gideriz. Önce alışverişe. Önce alışverişe. Mobilya mağazasına gideceğiz ama mobilya mağazasından önce yemek yemem gerekiyor. Dolayısıyla herhalde yanındaki bir tane süpermarkete gideceğiz ya. Önce süpermarketi belirle. Süpermarkete 2 dakika gel git yaptıktan sonra İstikamet mobilya mağazası. Beklemede kal, saat 9'da açılacak. Ay ne iyi. Abi sabaha kadar eksi yesin bu arada ya. Ne olacak mutsuz olunca? Ben mutsuzluktan kimsenin öldüğünü görmedim abi. Bir şey olmaz. Saat 11'de açılıyor ta. Abi siz biraz işi abartmış mısınız ya? Bu da saat 11'de açılıyor. Bu açık. Abi siz biraz işi abartmışsınız ya. Oğlum saat 11'de dükkan mı açılır lan? Şimdi buradan Babuş Shop'a. Tam benim dükkanı az ikilerde. Şimdi buradan mobilya mağazasına Hacı abi. Al bunu. Buradan mobilya mağazasını. Mobilya mağazasını aç. Süpermarketleri kapa. Şurayı varış noktası olarak belirle. Bir tane daha bak, yuvarlak masa, paspas, bu kadar. Yuvarlak masa ve paspas alacağım. Sonra iki taraftan birden satış yapmış olacağım. Bilmiyorum, belki ihtiyacıma göre başka şeyler de alırım. Oyun hoşuma gitti bu arada. Bak şu kısımları çözersek okey. Ama bana rehber olarak hiçbir şeyi rehber göstermemesi, yani dediğim gibi, müthiş canımı sıktı. Ya ben müneccim değilim. Şeyi bile öğretmedi yani. Nereden gireceğim ben bu dükkana lan? Abi dükkana girsene. Çok güzel yere yapmışsınız moruk dükkanı. Yani yarım saattir etrafında dönüyorum.
Şimdi... Avradını mumyaladıklarım. Şey nerede? Evet, bu el arabası bir boka yaramayacak galiba burada. Desenli halı. Hamam lambası. Abi paspas nerede hocam? Paspas. Meşrubat dolabı. Bu desenli halı. Mutfak. Abi ananın ya bak ya bana paspası verirsin ya da ananı atlarım. Televizyon var. Depoya televizyon kuracağım. Yatak burada. Dostlar bir şey diyeceğim. Abi Allah rızası için nerede la bu paspas? Yazan oldu mu acaba? Buradan alınmıyor o zaman. Dükkanın temizliğini nasıl yapıyoruz ki? Lambader. Tavan lambası. Çok amaçlı sandalye. Trafik levhası. Masaüstü bilgisayar. Normal bilgisayar. Neyse gelmişken televizyonu aldım. Görüşürüz. Oyuna başlayalı 2 saat olmadı da iade etmem ya. Öğrenince oynanır bu oyun ama işte öğrenene kadar kanser yani yapacak bir şey yok. Ah bu arabayı da nak geri veririm. Aldım lan arabayı. Ya tek sıkıntı şu yani temizliği nasıl halledeceğiz? Amık salakları. İnsan şu oyunun tutorialına şey eklemez mi ya? Yani temizliği nasıl yapacağını eklemez mi ya? Neyse işçi kiralama şeyine geldiydik tam da. Onu hallederiz bir yandan. Ne diyor? Temel yönetim kursunu tamamla. Sonra müşteri hizmetlerine çalışanlarına yönelik iş kampanyası başlat. Kontant uygulamasından ilk adayını göster. Sonra çalış falan filan. Anladım. O temizliği öğreniriz ya. Biz ne aldık? LG televizyon. LG. Araba kullanacağım artık sanırım. Neyse dostlar şu televizyonu odaya götürüp monta ettikten sonra ben bu videoluk burada bırakırım. İnşallah hepiniz keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir efendim. Oyunun genel olarak oyun benim hoşuma gitti. Yani öğrenirsek sararsak çok müthiş oynarız ama sıkıntı şu bak yani buraya attırmışlar amına koyayım. Burada bir sıkıntı var anladın mı? Burada bir problem var. Ama gel gelelim. Burayı nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü oyun bana onu öğretmedi. Onun yerine böyle boş boş şeyler öğretmekle meşguldü. Al bak televizyon. Ev rahatlığında ya. Heh. Bak %25 mutluluk artışı geliyor. Gördün mü? Bitti abi, fixledik. Yarım saat yarım saat televizyon izleyiz diye. Bak yarım saat bir saat televizyon izleyiz diye abi. Tertemiz.
Artık bir debuff'ımız yok. Ah, bu da çaldığım araba. El arabası. Bu da iş yapar. Evet. Sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.